Teknoseyir'e hoş geldiniz. Bu bölümde Plantronics'in BackBeat 505 kulaklığını inceliyoruz. Evet. Değil mi? Şöyle bluetooth bir kulaklık bluetooth ee, ama kabloyla da çalışıyor. Bir sürü bluetooth kulaklıktan farklı bir özelliği var. Şimdi Plantronics kulaklık dünyasının en şöhretli evet. firmalarından birisi. 1961'de kurulmuş. Ee, havacılar tarafından kurulmuş Hı -hı. kendi çünkü kokpitte kullandıkları kulaklıkları iyileştirmek için sonra da almış yürümüş. Ay'a giden astronotların kulağındaki kulaklık Plantronics. Dolayısıyla firmanın böyle çok büyük bir e, başarısı mı diyeyim. Prestiji var abi. E, tarihinde övündüğü bir nokta var. Hmm. Genelde hani çok fazla müzik, e, eğlence sektörüne yönelik değil de profesyonel kullanıma yönelik ürünleri var. En başından evet. beri. Şimdi yeni yeni oyun işine bile hafiften giriyorlar. Mobil Dünyayla birlikte hı hı. bluetooth kulaklıklara önem veriyorlar ama aslında arka planda kalıp profesyonel e, kullanıma yönelik ürünler üreten bir firma. Şimdi bu BackBeat 505 aslında bu BackBeat 500 serisi diye geçiyor. Bizim elimizdeki model koyu gri modele 505 hı hı. olarak geçiyor. Bunun beyaz ve gri modelleri de var. Ee, gördüğün gibi kulağın üzerinde kalan. evet yapıda bir kulaklık. Ee, şurasında ve kulağa temas eden kısımlarında işte memory foam diyor hmm. ee, şekil alabilen bir sünger var. Şu kadar bir genişleme olan var. Metal tabii ki şu iskelet kısmı. Çantana falan koyacağın zaman şöyle döndürebiliyorsun. Ama bundan daha fazla küçülmüyor. Baktığınız zaman gayet kibar. Öyle 155 gram. Hmm. Şu kulaklığın içinde piliyle falan ağırlığı 155 gram. Ee, 40 milim hoparlörleri var. 40 milim 4 santimlik driverları var. Tabii ki bunda dahili bir mikrofon da var. Hmm. Şimdi Plantronics'in bass tüp diye bir kendi teknolojisi var bassları arttıran. Ama hani o beatsler, beatler falan kadar e, bası ön tarafta, ön planda bir hoparlör değil. Bluetooth'un 10 metre menzili var. Bluetooth 4.1. Şurada görüyorsun durdurma başlatma. Biz bir önceki bir sonraki şarkıya geçme kontrolleri var. Bunlar biz daha önce benzer kulaklıklarda dokunmatik görmüştük. Bu da mekanik. Mekanik. Mekanik Bluetooth üzerinden çalışıyor bu kontroller. Ee, volüm var. Sesi açma kapama, yükseltme. Açma kapama düğmesi var. Şurada bir tek özel bir düğme var. Bu ee, mikrofonda var dedim ya sen evet. müzik dinlerken telefon çalarsa telefona cevap verme düğmesi. Ek olarak şöyle bir işlev koymuşlar. Apple telefonun varsa buna dokunduğunda Siri'ye hmm. konuşuyorsun. Ya da işte mesela Samsung telefonlarda S Voice açılıyor. Hmm. Ona bastığında işte sesli komut falan kısmını kullanabiliyorsun. Bir de bu kulaklık seninle konuşuyor. İngilizce hani açıldığında Pili'nin durumunu söylüyor ya da şöyle bekleme durumundayken yine bu telefonu açma düğmesine basarsan Hı -hı. Telefon, Hı -hı. pilinin durumunu söylüyor Hı -hı. biraz kısık tabi kulağına takılı olduğunu Hı -hı. varsayacaksın Hı -hı. telefonla eşleştiğinde falan eşleştim falan diye sesli İngilizce. anlatıyor çünkü bir öyle bir gördüğün gibi bir hani LCD ekranı falan yok, yok. bir LED var Şar şarj olurken yanan ya da işte eşleşme Bluetooth ararken yanıp sönen falan bütün yapısı şeyi bu. Şimdi güzel tarafı dedik. Bu çoğu Bluetooth hoparlör ya da kulaklık sadece Bluetooth'la çalışıyor. E, pili bitti mi bitti. Ne yapacaksın, evet. Burada kutusundan şöyle bir 3,5 milim bildiğimiz ses kablosu da çıkıyor. Bu şekilde takıp pili bitse de kullanmaya devam edebilirsin. Fakat ben özellikle Android'de denediğimde pil bittiyse bluetooth bağlantı yok. Kablolu bağlantıysa kontrollerinde hmm. en azından Android'de çalışmadığını gözledim. Ona hazır ol. Ama şey hani kulak, kulaksız kulaklıksız kalmaktansa Tabii bu şekilde de dinlemeye tercih ederim. Şunu da düşünmek lazım. Ben bunu bluetooth olmayan bir cihazda kullanmak istiyorum. İşte takarsın Takarım kullanırsın. O esneklik sana sağlanmış. Micro USB'den şarj ediyorsun. Şimdi pil ömrü konusunda Plantronics bayağı iddialı. lityum iyon pilleri var. Kapasite konusunda bir bilgi vermemişler. 18 saat dinleme süresi öngörüyorlar. O bayağı gerçekçi bir öngörü. Pil durumunu, ne kadar pil kaldığını falan işte şu düğmeye basıp hı hı. düşük, orta, yüksek gibi basitçe evet. bir bilgi Aynen. alabiliyorsun. Ya da bunun uygulaması var akıllı telefonlar için. Android, iOS için. O uygulamada daha detaylı saat bazında pil ömrünü 10 saatlik kaldı, hmm. 8 saatlik kaldı gibi gösterebiliyor. O uygulamanın ilginç bir tarafı da var mesela ilk kez burada gördüm e, kulaklığı bulabiliyor. Evet. Hani uygulama <laughs> sen telefondan kulaklığımı bul dersen bundan bir ses, diye ses çıkartıp senin bulmanı sağlıyor. İyi bir şey. İyi bir şey tabii <laughs> ki bluetooth bağlantısının yani aktif olduğunu olacak. varsayacaksın. Şimdi. 2 saat kadar sürede, 1,5-2 saatte pilini sıfırdan şarj edebiliyorsun. Plantronics'in özellikle üze, üzerinde durduğu bir nokta, diyor ki sen bu kulaklığı kapatıp gittiğinde ya da hani kullanmadığın için uyku durumuna geçtiğinde, ben diyor o pil, kalan pil şarjını çok uzun süre hmm. koruyorum. Hatta kendi iddiası 6 ay diyor koruyorum. Oh. Tabi deneme şansımız Bilmiyorum. olmadı, 6 ay bekletemedik. Ama böyle bir özellikle firmanın öne çıkarttığı iddiası var. Şimdi bu tür genel kullanıma yönelik ses cihazlarının çoğunda son zamanlarda gördüğümüz gibi burada da hani Plantronics sitesinde frekans aralığı, harmonik distortion falan o tür verilerin hiçbirini vermemiş. İnternette de aradığımda bulamadım. Hani akıllı tahmin türü veriler var ama o verileri vermemişler. Biliyorsun bu ürünler tüketim ürünü. Zincir evet. mağazalarda satılan tüketim ürünleri, Ama... hi-fi ürünler değiller zaten. Alanların hiçbirisi de bunları merak etmediği için. Tabii. Deneyiminle değerlendiriyorsun. Senin deneyimin ne oldu? Aa, baslar çok ön planda değil. Ses yüksekliği iyi. Hı -hı. Yani bunun sesini sonuna kadar açıp telefonda sesini sonuna kadar açtığında tamam. Başka çevrenden hiçbir şey duymuyorum. Tabii ki bu kulaklığın üzerine geldiği için bunun yalıtımı kulağı tamamıyla kavrayan evet. kulaklıklar gibi değil. Ama sesin yüksekliğini de arttırdın mı o şekilde bir kendini yalıtmış oluyorsun. Ya oyun oynarken sırf oyunu duyuyorsun telefonu, başka şey duymuyorsun. Ses yüksekliği fena değil. Diyeyim tekrar. Ses kalitesinde bir genel olarak bütün tonlarda bir keskinlik var. Hı hı. basların çok çok fazla önde olmadığını hep en başından beri söyledim. Ses kalitesi bence çok çok muhteşem hani inanılmaz bir ses. Hiç dinlediğim şeyleri daha önce böyle dinlememiştim diyemeyeceğim. Hı hı. Ama yani telefonun kutusundan çıkan kulaklık, oradan işte pazardan 10 liraya aldığın kulaklık falan tabii onlarla kıyas kabul etmeyecek kadar yüksek bir ses kalitesi var. Birazcık ben tiz ya da orta seslerin hafif böyle şimdi kelimelere dökmekte zorlanıyorum. Ee, çıktığı en üst noktaları birazcık kulağa tırmalayıcı buldum hmm. ama hani tam anlatamıyor, anlatabiliyor muyum derdim bilmiyorum. Ne yazık ki bu ürünlerde de deneyimini böyle anlatıyorsun. Evet, Kimseye evet, dinletip o. şey mikrofona dayayıp bunu <laughs> müzik çalmak bir şey değil, bir e, deneyim aktarımı değil. Ha ama evet bu kulaklık öyle hani no name bir kulaklık, sıradan bir kulaklık değil. Kalitesi ortada ha, ama bir işte e, hi-fi kulaklığı da değil. Peki Genel sen... günlük kullanımda otobüste, trende taktın, kullandın, geçtin. Ee, öyle ben işte bilmem kaç bin dolarlık ses sistemi hmm. kurdum, şöyle yaptım HD müzikler satın aldım internetten falan. Bu dünyada dolaşan bir adamsan sen hi-fi kulaklıklara hmm. bakacaksın. Şimdi Genel olarak iş içinde kullanabilirsin. Tabii. Multimedya ya da eğlence içinde kullanabilirsin. Fiziki olarak hani buradan biz oyuncu kulaklıklarına göre genelde mikrofon gelir şuraya. Böyle evet. bir şey yok. Bu böyle. Bunun mikrofonu İçinde gizli, şurada gizli. küçücük bir iğne deliği a, kadar a, delik, a, delik göreceksin, a, delik var. İşte onun mikrofonu o. Ha ama çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. Telefonla konuşuyorsun. Yaşam. Ha şeyde konuşursun istersen, İşte dedim ya oyunda headset olarak da kullanırsın ama tabii ki bu diğerleri tam senin ağzının önüne tabii. geliyor. Bu arka planda. Ama ha neye yarar? Mesela ben nefes sesinin mikrofona gitmesinden çok rahatsız oluyorum ve çok gittiğini düşünüyorum. Bunda istesen de o efekt Olmaz. yok. Çünkü yandan alıyor. Doğru. Şöyle bir taşıma çantası yanında hmm. geliyor. Şarj, şarj kablosu. <laughs> bu da işte ihtiyaç duyacaksan ses kablosu. Peki o zaman e, hediyesini soralım sana. Şimdi bu model hı hı. ya da işte 500'ler e, online mağazalarda 500 lira, 550 lira arasında değişiyor fiyatları. 500'ün altına satan yerler de var. Hani resmi ithalat mı bilmiyorum. Ama 500 liralarda hı hı. bir fiyatla satın alıyorsun. E, dünya fiyatı da zaten 80 dolar civarında. Kur farkı hesapladın mı yaklaşıyor. Hı hı hı. Yani Böyle. 80 dolar aslında. Yani şöyle dolar olarak baktığın zaman uçuk kaçık bir fiyat yok ama maalesef işte 500 lirayı buluyor. Öyle. Türkiye'de e, halen satılmakta olan bir ürün. Bu e, 2016 yılının ürünü. Yani hı. güncel. Güncel bir model. Peki Ertan abi diyecek başka da bir şey yok herhalde. Evet. Backbeat ee, 505. 505 peki. Sıra kemine görüşmek evet. üzere. Görüşmek üzere.